Arkadaşlar merhabalar bu videomda sıfır geometri kampında üçgende yardımcı elemanlar konusundaki açı ortayın ikinci kısmını anlatacağız size. İç açı ortay teoreminden bahsedeceğiz. Yani kitabımızda sayfa numarası 57'nin sağ tarafı 58'i ve 59'u işleyeceğiz. Haydi bakalım dersimize başlayalım. İç açı ortay teoremi gerçekten çok kolay. Bunun ispatı aslında benzerlikten geliyor ama şu an ispatı sizin için önemli değil. Çünkü gerçekten ama gerçekten çok kolay bir mantığı var en böyle zevk alarak çözdüğüm sorulardan konulardan biridir açı ortay. Çünkü gerçekten çok kolay. Açı ortayda şunu bileceğiz. Bir üçgenin iç açı ortayı olduğu zaman açı ortayın şunlarını şuradaki kenarlarına biz kolları açı ortay parçalıyor ya kenarı. İşte buraya da tabanları diyeceğiz. Açı ortayda kollar oranı tabanlar oranına eşittir. Yani C bölü B eşittir L bölü K diyeceğiz. Bak şu Şimdi açı ortayda kolları soldan sağa doğru oranladıysak soldan sağa tabanda da soldan sağa doğru oranlayacağız. Soldan sağa oran soldan sağa oran tabanda da birbirine eşitleyeceğiz. Ya bunu kullanacağız ya da açı ortayın sol tarafındaki oran bak açı ortay bu ya sol tarafındaki oran sağ tarafında vardır diyeceğiz. Yani C bölü L eşittir B bölü K'dır diyeceğiz. Bak istediğini kullan. Sana göre hangisi mantıklıysa soru içerisinde belli bir katı olarak yazacağız zaten. Mesela 3'e 5 varsa 3K'ya 5K falan yazacağız. K katı şeklinde yazacağımız için bu konu gerçekten çok zevkli olacak. Ha istersen oranlama şeklinde de yazabilirsin tamamıyla sana kalmış. Mesela birkaç örnek göstereyim ben sana. Hocam şöyle bir açı ortaylık var. Atıyorum burası 6 burası 10. Aa hocam kolda oran var. Yani o zaman koldaki oran tabandaki oran eşittir. Hani gidip de sol taraftaki oran sağ taraftaki orana eşit deme. Çünkü sol tarafta oran yok. Koldaki oran kaç? 6 bölü 10. 6K'ya 10K ya yazabilirsin buraya. Hani belli bir kaç şeklinde. Ama en sade şeklini yazmak en mantıklıdır. 6 bölü 10'un en sade şeklini 6 bölü 10'u düşünürsün. 2'ye böl 3'e 5. Hocam direkt burası 3 k ise burası da 5K ya yazabiliriz. Tamam? Bu oran şeklinde yazarsan daha sağlıklı olur. Ya da şöyle bir şey geldi mesela. Açı ortay var e hocam burası 16 burası 8. Ha, bak bu sefer sol tarafında böyle bir oran var. Yukarıdan aşağıya 2'ye 1 oran var. Yani 16 bölü 8. 16 k'ya 8 k yazabiliriz. Burada da ya da yukarıdan aşağıya en sade oran nedir? 16 bölü 8. 2 bölü 1. Yani burası 2 k iken burası k olur diyebilirsin. İşte bu şekilde. Yani ister böyle koldaki oran tabandaki orana eşit. Ya da tabandaki oran koldaki orana eşit. De. İstersen sol taraftaki oran sağ taraftaki orana eşit de Bunu sen kendin belirleyeceksin. Bu belirlediğin teknik soruyu sana daha bir şey, kısa bir şekilde çözdürecek. İstediğin şekilde bu şekilde en sade katı şeklinde yazmanı tavsiye ediyorum. Sorularda daha hızlı bir şekilde hareket edebilirsin böylelikle. Şimdi sorularda ne demek istediğimi anlayacaksın. Mesela şöyle baktığın zaman hocam şöyle yapabilirsin. 8 bölü 14 koldaki oran soldan sağa 4 bölü x'e eşitleyip direkt x'i bulabilirsin. Ya da hocam bak şöyle yukarıdan aşağı oran 2 bölü 1. E bu o zaman burada da 2 bölü 1 olacak. Direkt x'i 7 olarak da yazabilirsin. İstediğin şekilde yap. Sonuca ulaşırsın. Kısaltmak tamamıyla senin elinde. Bak ben böyle baktığım zaman solda yukarıdan aşağı 2'ye 1 oran daha böyle kolay olduğu için buradan gitmek daha kolayıma geldi. Ve şekilde Sonucu bu şekilde ulaştım. Evet 10. soru 7 oldu. Geldik 11. soruya. Bir oran verilmiş bize burada. Hocam burası 2K burası da 3K verilmiş. Ali Bey uzunluğunu 2K. A'dan C'ye anlattığımda 3K diyelim şöyle. A kolda oran var bu sefer. Koldaki oran soldan sağa 2 bölü 3. BC'yi de 20 vermiş ya. Sen büyük ihtimal 20-x yazıp da 2K bölü 3K x bölü 20-x yazıp işler dışlar yapabilirsin. Tamamıyla sana kalmış. Ama bu şekilde yapmaktansa kat şeklinde git. Daha kolay gideceksin. Yukarıdan, soldan sağa koldaki oran 2 bölü 3 ya. Hocam burada da e, tabanda da 2 bölü 3 oran olacak. Hemen buraya ne yazabilirsin mesela? 2K, 3K yazabilirsin ama hata. Niye? Burası yukarısı 2K, 3K ya. Bunların eşit olduğunu nereden biliyorsun? Oran olarak 2'ye 3 oran olacak. Yani 2A'ya 3A. Hani farklı bir oran yaz. E oranı yazdıktan sonra toplamda 5A burası. Kaç verilmiş bize? 20 A'yı 4 bulursun ama cevap 4 değil. Sonuca bak x. 2A isteniyor. A yerine 4 yazarsan cevap da böylelikle 8 çıkar. Tamamıyla kısaltmak senin elinde. Bak bunu tekrar tekrar söylüyorum. Gerçekten öyle. Sen şunu biliyorsun. Kollar oranı tabanlar oranı. Ya da sol taraftaki oran sağ taraftaki orana eşit. Bu bilgiden hangisi kolayına gidiyorsa kat şeklinde yazarsan daha sağlıklı bir şekilde sonuca ulaşırsın. Evet örnek 12'ye geldik. Bak Şimdi çevresi verilmiş bize. Ya hocam bak belli ediyor. Bak yukarıdan aşağı oran var burada. Yaz oranı 15 bölü 9. Yani buraya yukarıdan aşağıya 15K'ya 9K yazabilirsin ama en sadesini yazalım. 15 bölü 9. 3'e bölsen 5, 3'e bölsen 3. Yani yukarıdan aşağıya 5 bölü 3 oran var. E o zaman burası 5K. Burası ne olacaktır? 3K olacak. Şimdi bana çevresi vermiş. Çevreyi de kullanalım kardeşim. 8K artı çevre 8K artı 15 artı 9 24 değil mi? Evet bu 8K artı 24 neye eşitmiş? 40'a eşitmiş. Hocam buradan 8K eşittir. Kaç geliyor? 16 geliyor ve K'yı da böylelikle 2 buluruz. Ama cevap 2 değil. Bizden X isteniyor. X de 5K'ya eşit olduğundan K yerine 2 yazarsam cevap da böylelikle 10 çıkar. İşte bu şekilde kat şeklinde yazmanızı tavsiye ediyoruz. Evet örnek 13'e geldik bir katlama yapılmış. Katlama yapıldığında bu şekil elde edilmiş. Biz her zaman ne diyoruz? Katlamayı bir kere eski haline geri getir. Hocam açtım şöyle eski haline getirdim. Katlamada ne diyorduk? Üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Hocam x e, burası x. Şu kenarla şu kenar eşit. Üst üste binen açılar da birbirine eşit. Şu açılar eşit. Bu açılar da eşit de bu açıların eşitliğini kullanamıyorum bakın. Ama şu açıların eşitliğinde güzel bir şey geldi. Bu katlama çizgisi açıortay doğrusu olmadı mı? Evet. Bunun açı ortay doğrusu olmasını kullanacağız arkadaşlar. Şimdi verilen bilgilere bakalım. Evet AC kenarı AB kenarından 12 birim fazladır. Oo, AC kenarı AB kenarından 12 birim fazladır diyor. E burası x demiş ya. Yani burası x artı 12 diyor. Hocam x'i buradaysa buraya kaç kaldı o zaman? 12 kaldı. Benden AB üstü x isteniyor. Bir de burada bir oran verilmiş. Hocam bu oranda burası 3K burası da 2K verilmiş. Evet BD'ye ben 3K yazdım. DC'ye de 2K yazdım. Şimdi bir saniye pardon 7K olacak arkadaş burası. 2K nereden geldi? Evet DC'de 7K olacak. E o zaman burada açı ortay doğrusu çıktı ya. Sen şöyle yapabilirsin. Bak x bölü kollar oranı x artı 12 eşittir tabanlar oranı. 3K bölü 7K deyip işlem işlem işlemle sonuca ulaşırsın. Birinci yolun bu. Ama biz daha kısa yoldan gidiyoruz değil mi? Bak şimdi burada tabanda oran verilmiş bu sefer. Hocam 3'e 7 oran var. E, o zaman burada kolda da 3'e 7 oran vardır. Yani burası 3a ise burası nedir? 7a'dır. E hocam şurası 3a. X dediğimiz 3a ya bak burası da 3a. Tamamı 7a ise burası 4a yapar. 4a 12'ye eşitse a'yı buradan 3 buluruz ve x de 3a değil mi? Evet. A yerine 3 yazarsam cevap 9 çıkar. Bak belli bir kat şeklinde yazınca daha zevkli olmuyor mu? kesinlikle daha zevkli oluyor. O yüzden bu şekilde kat şeklinde yazmanızı tavsiye ediyoruz. Buradan da tabii ki sonuca ulaşabilirsiniz. O ayrı bir konu. A ben kat olarak yazmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü benzerlikte de aynen bu şekilde katlama diye yani kat tekniğiyle gideceğimiz için bu şekilde kendimizi şu anda alıştıralım gençler tamam mı? Evet böylelikle örnek 13'ü 9 mu bulduk? Evet 9 bulduk geldik örnek 14'e. Şimdi açı ortaylar var. Hocam burada açı ortay var. Koldaki oran x bölü 9 xk'ya 9 k yazabilirsiniz. Çekinmeyin. X'in de k katını yazabilirsiniz. Hem açı ortayda hem de ilerleyen ya yani bundan sonraki konu ne? Kenar ortay. Kenar ortay konusundan sonra da benzerlik var. Benzerlikte de x'in k katını yazacağız. Ama biz her zaman ne diyoruz? Her zaman bilinenden bilinmeyene doğru git diyoruz. İlk önce bilinenleri kullanalım. Mesela burada 8 ile 12'yi biliyorum. Buradaki üçgende bir açı ortaylık var. Hocam Açı ortayda koldaki oran 8 bölü 12. 8 kya 12 k yazabilirim. Ne uğraşıyorsun kardeşim? 8 bölü 12. 4'e bölü 2. 4'e bölü 3. Ya direkt 2 kya 3 k değil midir? Evet. Ve sonra şuradaki üçgende bir şey uygulayabilirim. X bölü 9. 2 k bölü 3 k. Hani kollar oranı tabanlar oranı yapabilirsin. Ya da bence gerek yok. Çünkü tabandaki oranı biliyorum. Tabandaki oran 2 bölü 3 ya. Hocam burası 2A. Bak K şeklinde yazmıyorum. Eşit olduğunu bilmiyorum çünkü. 2 hani 2'ye 3 oran var. 2'ye 3 oran olacak. 2A A ise burası da 3A olacak. 3A 9 ise A'yı 3 buluruz. A 3 olduğundan 2A da 6'ya eşit olur. Yani x de böylelikle 6 çıkar. Bak kat şeklinde yaz. Tavsiye uy, uy kardeşim sen. Bak gerçekten. Evet neyse geldik on, örnek 15'e. Hocam burada açı ortaylık var ama ama ve lakin açı ortayın devamında bir kenar ortaylık var. Vay bildiğimiz bir şey bu. Hem açı ortay hem kenar ortay. Ne oluyordu? Hocam ikiz kenar üçgen ve yükseklik oluyordu bu değil mi? Evet ikizkenar kenar üçgen ve yükseklik oluyordu. Tamam. Şimdi EF uzunluğu 2A iken FC uzunluğu 3A verilmiş. EF 2A yazıyorum hemen buraya. Burası da 3A. A. Hocam bu doğru açı ortay doğrusu büyük üçgende aynı zamanda oran 2A 3A verilmiş ya. Bu doğru açı ortay doğrusu değil mi aynı zamanda şuradaki üçgende? Evet. O zaman şuradaki üçgene bakacağım ben ilk etapta. Çünkü orada sayılar bak verilen bilgiler bize her zaman kopyayı veriyor. Kopya burada bu. 2'ye 3. Üç. Bu üçgene dikkat edeceksin. Bu üçgende o zaman koldaki oran ne olacak arkadaşlar? 2 bölü 3 olduğu için 2 bölü 3 olacak. Yani burası 2K iken burası 3K olacak. Eyvallah. Sorunun başında zaten hem orta ortaya yüksek olduğundan dolayı ben bunu bir x kenar bulmuştum. Hocam burası 3K ise burası da 3K. E, 2K'sı buradaysa buraya K mı kaldı? Evet. K dediğimiz 5 yaptı o zaman burada. Benden de X 3K isteniyor. K yerine 5 yazarsam cevap kaç çıkar? 15 çıkar. Evet. Örnek 15. 15 çıktı. Biz soruları çözerken ne geliyor karşımıza? Eski konular geliyor. Eski konuları bilmezsek yenisini de yapamayız. Geometride zincirin arkasını hiçbir zaman koparmamamız lazım. E, elbet. Oradaki konuları da bilmemiz lazım arkadaşlar. Şekilde de görüyorsunuz. İkiz burada fark etmeseydik ya da kullanmasaydık burada sorunun sonucuna ulaşabilir miydik? Asla ulaşamazdık. O yüzden eski konularda bizim için önemli. Geldik bir sonraki soruya. Şimdi oran verilmiş. Buradaki verilen bilgilerle hiçbir şey yapamıyor. Hocam açı ortaylık var. Ne kolda oran var ne tabanda oran var. Açı ortaylık var. Ne kolda oran var ne tabanda oran var. O zaman soruyu okuyorum ben. BF uzunluğuna K dersem DE uzunluğu 2K verilmiş. Evet BF uzunluğu k iken DE uzunluğu 2k verilmiş. Eyvallah. Hı, hmm. ne yapacağız hocam burada? Valla EC bölü FC isteniyor. EC bölü FC isteniyor. Yapacak bir şey yok. Hocam, şuraya bir x diyelim, şuraya da bir y diyelim. Benden x bölü y isteniyor. O zaman x bölü y isteniyorsa ilk önce şuradaki üçgende bir açıortaylık var. Onu kullanayım. Ya hocam, burada şuna bakacak olursak eğer. Buradaki üçgende yapacak bir şey yok. Ne kolda oran var ne tabanda oran var. Hiçbir şey yapamıyorum. O yüzden şuraya bir A yazmak zorunda hissettim kendimi. Koldaki oran tabandaki orana mı eşittir? Evet eşittir. Yazalım. 16 bölü A eşittir. 2K bölü X değil midir? Evet. Sarı üçgende. Gel buraya. E burada da ne ne eşittir arkadaşlar? E burada da koldaki oran tabandaki orana eşittir. Yani 8 bölü A K bölü Y'ye eşittir? Evet. 8 bölü A K bölü y eşittir. Hocam, şuna ayrı bir işlem yapacağız, buna ayrı bir işlem yapacağız. Sonra x bölü y istenilecek bizden. İstersen taraf tarafa oranlayarak da işlem yapabilirsin. Önce şuna bir işlem yapalım. Hocam x isteniyor bizden. Burada 16x eşittir 2k a mı yapıyor? Evet. Buradan x neye eşit oldu? 2k ya da 2 sadeleşsin. 2 ile 16 sadeleşsin. 8 yapıyor. Ka bölü 8 mi yapıyor burası? Aynen öyle. Şuraya baktığımız zaman y isteniyor. 8 y eşittir. K çarpı a mı yaptı? Evet. Y de buradan neye eşit oldu arkadaşlar? K bölü 8'e eşit oldu. E benden x bölü y isteniyor. X dediğimiz k bölü 8. Y dediğimiz de k bölü 8. K gitti. Bölü 8'ler gitti. Cevap ne yaptı o zaman? 1 yaptı. E kendiliğinden çıktı. Biz sadece soruya baktığımız zaman korkuyoruz bazen. Ama bazen sadece ve sadece elimizin çalışması soru çözümü için yeterli oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Evet çok eksik bilgi varmış gibi ama yapacak bir şey yok. Soruda açı ortaylık verilmiş. Açı ortayı kullanmak zorundaydım. Kollar oranı tabanlar oranı dedim. Burada da kollar oranı tabanlar oranı deyince x'i y'yi yalnız bıraktık ve bulduk. Ve bulduktan sonra da oranlayınca cevap 1 çıktı. Aslında gerçekten kolay bir soru arkadaşlar. Sadece ve sadece elimiz çalıştı. Evet geldik örnek 17'ye. Şimdi dur. Ali Bey uzunluğunu 8 vermiş. AC uzunluğunu 10 vermiş. ADE üçgenin çevresi isteniyor bizden. Bak daha önce ben şu I'dan bahsetmiştim. Yani I demiş burada iç T çemberin merkezi. İç T çemberin merkezi demek iç açı ortayları kesim noktası demekti. O zaman iç açı ortayların kesim noktasını ben nasıl kullanacağım? Hocam A'dan gelen açı ortaydır. I'dan geçiyorsa. B'den gelen de açı ortaydır. C'den gelen de açı ortaydır. Bak şimdi bu açı ortay. Tamam şöyle açı ortayla göstereyim. Şu da açı ortay. Bu da açı ortay. Ve verilen bilgiyi kullanacağım ben şimdi. Bir de başka ne verilmiş? Tamam I'yı kullandım mı kullandım. Ama hala daha soruyu çözemiyorum. Hocam açı ortay. Açı ortay açı ortay ama ne koldaki oran var ne tabandaki oran var. Hiçbir şey yok burada. Hocam bunu uzatıp da koldaki oran tabandaki oran mı yazsak? Hayır. I, I demişse bize I'ya kadar uzattık. Tamam bence bu yeterli. Bir de şunu kullanayım. Bak şunlar birbirine paralel verilmiş. Hmm, paralelliği nasıl kullanacağız? E hocam paralellik. E, Z yok mu burada? Bak doğru açılardaki. Hop Z'den dolayı nokta açısı yaptı. Ara. ikiz kenar çıktı. A ise A olur burası. Hocam burada da bir Z kuralı var. Şöyle bakacak olursak. Z'den dolayı burası da çizgi açısı oldu. Bak sen ikiz kenar çıktı. B ise burası da B oldu. Şimdi benden AD'ye sarı üçgenin çevresi isteniyor. Hocam burası A iken tamamı 8'di. Buraya 8 eksi A kalır. 10 tamamı burası B ya. Buraya da 10 eksi B kalır. O zaman çevre ne yapıyor? Topla. 8 eksi A ile A'nın toplamı. 8 eksi A artı A artı B ile bak şu şu B ve 10 eksi B'nin toplamı. B artı 10 eksi B dersek çevreyi buluruz. B'ler nanay oldu. A'lar nanay oldu. Şin yavrum. Şin Yani 8 ile 10'un toplamı toplamda da kaç yapar arkadaşlar? 18 yapar. Örnek 17'yi böylelikle 18 bulduk. Ve geldik örnek 18'e. Bir katlama var. Katlamada ne yapıyorduk? Eski haline geri getiriyorduk. Eski hali zaten burada var. Üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Şunlar da birbirine eşit. Üst üste binen açılar da eşit. Hatta bu açılar da eşit de bu açıların eşitliğini kullanamıyorum. Bak bu açıların eşitliği bana şuradaki doğrunun ne olduğunu gösteriyor. Açı ortaya olduğunu gösteriyor. Oran da verilmiş bana. Hocam burası 3K burası da 5K verilmiş. Hemen DC yerine 5K. BD yerine de 3K yazıyorum. E hocam açı ortay doğrusu oldu ya. Bak tabandaki oran 3'e 5. Koldaki oran da 3'e 5 olacak. E hocam şuradaki katlamada bunlar birbirine eşitti. O zaman burası 3K ise burası da 3K. Buraya ne kaldı? 2K kaldı. Hop benden ne isteniyor? A B üstü yani 3K bölü B üstü C. B üstü C de 2K mı? Evet. Yani oranladığımız zaman cevap 3 bölü 2 çıkar. Örnek 18. 3 bölü 2 oldu dostlar. Ve geldik örnek 19'a. Yine bir katlama var burada. Şöyle katlanmış hali eski halinde açılmış halde zaten burada var. E öncelikli olarak şu dik kenar uzunlukları 9 ve 12 ya. Arkadaş şu dik kenar uzunlukları 9 ve 12 olduğu için 9, 12 ne üçgeni 15 üçgeni. Şimdi ben buranın 15 olduğunu biliyorum. Buranın da 12 olduğunu biliyorum. Arkadaş şöyle bir katlama yapılmış. 9 ise burası da 9 mu? Evet. B üssü B2 üssü. B üssü buraya gelmiş. B2 üssü de buraya gelmiş. Tamam B üssü burada. Tamam. Tamam. Tamam dostlar. Şimdi üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Hocam 9 ise 9. Buraya kadar uzunluğu buldum. Tamamı 15 olduğu için burası da 6 mı olacak? Evet. E sonra ne yapacağız? Hocam burada da aynı şekilde bir katlama var. Katlamada üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Ve ben buranın 9, buranın 12, buranın da 15 olduğunu biliyorum. Hocam üst üste binen kenarlar birbirine eşit olacak. Hop şurası ve şurası birbirine eşit olacak. 12 ise burası da 12 olacak. E o zaman şuraya da ne kaldı arkadaşım? Buraya da 3 mü kaldı? Evet. Tamam 15 olduğundan 3 kaldı. E sonra ne çıktı burada? Benden x isteniyor. Bak B üstü ile C arasını kaç bulmuştum ben? 6. Hocam burası 6. Burası x. E, zaten 6 ile x'in toplamı 12 değil mi dostlar? Evet. Ya da 6 x ve 3'ün toplamı 15 de diyebilirsin. Ama direkt var burada. 6 artı x eşittir 12 olduğundan x direkt ne çıkar 6 çıkar. Yani katlamayla alakalı bir soru üst üste binen kenarlarla alakalı. E hocam bana şuradaki uzunluklar falan sorulmuş olsaydı o zaman şöyle açı ortay kullanıp açı ortayda hocam koldaki oran tabandaki orana da eşit diyebilirdik. Ama bunlara gerek kalmadı. Sadece katlamada üst üste binen kenarların eşitliği yazınca karşımıza direkt cevap çıktı mı çıktı. Evet örnek 19'da böylelikle 6 bulduk dostlar ve iç açı ortay teoremini bitirmiş bulunuyoruz. O zaman bir sonraki videoda dış açı ortay teoreminin konu anlatımında görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.